Ferhat, çat kapıya hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Sevgili izleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bizi gerçekten çok farklı bir çat kapı bekliyor. Ya zaten normal bir çat kapı beklemiyoruz değil mi? Evet, ancak biliyorum buraya beklentilerle geliyorsun ama bugün gerçekten bir ilk yaşayacağız. Çünkü benim senden bugün kişisel bir ricam var Ferhat. 4 dakikada 8 tane ne tatlı yapmamı istiyorsun? Konu şu ki bu hafta sonu arkadaş grubumca en sevdiğimiz dizinin yeni sezonu geliyor. Oo, ve güzel. Bu hafta sonu kapanıp diziye dalacağız. Diziyi izleyeceğiz. Muazzam. Muhtemelen tüm hafta sonu alacak. Severim ben de. Ve ben arkadaşıma giderken atıştırmalık alışverişi yapacağım. Güzel. Ancak konu şu ki ben böyle bir iki bölüm arasında, en heyecanlı iki bölüm arasında şöyle mutfağa gireyim. 10 dakikada, 15 dakikada hızlıca onları böyle bir sunum yapayım istiyorum. Buyur, gel. Onları şaşırtayım istiyorum. Tamam, buyur gel. Gel şaşır, beni de şaşırt. Gel. Ama bununla ilgili fikre ihtiyacım var önce. Ha, tamam şimdi oldu. Pardon. Ben zannettim ki bir an atlayacaksın buraya diye korktum. Ve bu alışverişi ben arkadaşıma gitmeden önce şimdi bugün senin için yaptım. Ve senden ricam, birazdan sana vereceğim market torbasının içinden çıkan atıştırmalıklarla 15 dakikada gene onları ağzından bal damladı. Sunuma dönüştürmen. 15 dakika dedin değil mi? Bunların hepsi zaten marketten kolayca alınabilecek ürünler. Ama ben istiyorum ki benim dostlarım, canım ciğerim, arkadaşlarım bunları kuru kuru yemesinler. Güzel bir sunumla. Biliyorsun günümüz gastronomi dünyasında sunum çok önemli. Ben de bu işlere ulaştığımı biliyorlar. Benden beklentileri büyük. Sadece senden, Yasemin'den değil bu büyük beklenti. Benden de çok büyük beklentileri var arkadaşlar. Tamam, ben seni anladım. Ben seni anladım. Şimdi yalnız isteğin bir bedeli olacak. Önümüzdeki bölümde seni burada ağırlamak istiyoruz artık. Uygun mudur? Zaten beklenti de bu konuda da sevgili izleyicilerimizden var. Önümüzdeki bölüm ben geliyorum ama bugün sen benim TV önü atıştırmalıklarımı çözeriz. Elinden geldiğince yapıyorsun. Anlaştık. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Aramızda çok da laf olmaz. Yani ben onu 15 dakikada yapamasam da sen herhalde çok da bozulmazsın. 15 dakika biraz çünkü kulağa az geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi o kısmı duymamış gibi yapıyorum. Günümüz dünyası hızlı yaşanıyor. İki bölüm arası arkadaşlarım ne kadar bekleyebilir sence? Yani tuvalet molası verseniz 5 kişi olsanız girdi çıktı uzun olur. O zaman izninle gelip sana torbayı veriyorum. Hadi gel bakalım. Oho! Biraz büyük torba. Ben demeden açmak yok. Şimdilik şöyle kabaca içine bakabilirsin. Arkadaş! 15 dakikada bunların paketleri açılmaz ya. Ferhat, şu andan itibaren bunları çıkartabilirsin. Sen tüm malzemelerinden emin olduğunda süreni başlatıyorum. Abi bir bakacağım ama. Tamam, bir bakayım. Gerçekten. Tamam işte bunları kaseye döküp yiyeceksiniz belli. Yanına içmelik meyve suyunda var. Kibar kibar çıkarma ya, iyi ortaya. Vakit kazanıyor. Bu arada gerçekten erkek arkadaş grubumun en sevdiği şeyleri barındıran bir torba yaptım. Popcorn'undan marshmallow'una. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Ben bizim dolaplarda da yani buralarda da eğer bize de böyle kalmış falan bir şeyler varsa bazen birleştirmek için ya da ekstra malzeme olarak kullanmak istiyorum. O zaman haftaya gelmiyorum. Şaka yaptım. Kullanabilirsin. Ve 15 dakika süren başladı. Onu yapsak. Hocam sana hazır getirdim her şeyi. Pişireceğim bir şey yok. Hemen tencere, hemen tava. Dur, yanlış yere açtım. Hemen yeteneklerinize doğru gidiyorsunuz. Hocam. Yasemin de böyle yapıyor. Dur şimdi, dur kafamı karıştırma. Hop, o şeyi çırpacağız belli. Hocam sen onu getirdin hızlı olsun diye. Ben onu blenderla yapabilirim herhalde. Çırp ya da... Tabii. Sen bunu elinde de 10 dakika çırpacaksın ama. Çırpıcıyla blender dedim, ayrı şeyler. Şu anda benim yapmak istediğim ürün sayısı biraz fazla. Yapabilirsem sana birden fazla bir şey yapmak istiyorum çünkü. Tabii yapabilirsem. Süt. Allah! Olsun dağınıklık. Ben de zaten bekar evine gidiyorum. Şu an hijyen önceliğimiz değil. Şu an olay şov. Şov mu? Allah! Hadi. Heh. Sen çalış. Heh, seni yaktık. Ne yapacağız şimdi? Tamam bitti. Orada çırpılıyor. Burada yanacak inşallah. Hocam paketleri açması 10 dakika sürer dedin. Paket ama açsan açıp ne yapacağımı bilmiyorum ki. Yani ne yapayım onları? Bir şey yapayım dur. Haydi. Bisküvi ezmenin kolay yöntemleri. Bisküvi nasıl açılır diye bir içerik yapabiliriz yemek. Aynen. Süre 10 dakika mı oldu? Kaç oldu? Ferhat 12 dakika 5 saniyen kaldı. Allah kahretmesin seni.
şundan biraz portakal suyu mu koysam içine? Hocam biz onu içmek için aldık. Sen oho. Nasıl gidiyor puding bu arada? Olacak inşallah. Son 11 dakikan. Boğulmuyor ya. Buna doldurduk da doldurduk. Sınırsız size bisküvi yapacağım. Karamel olacak da ne ara olacak? Şimdi bir şey lazım ya. Aha. Son 10 dakikan bu arada. Hocam elmaları boka niye koyuyorsun? Bu arada elma aldıklarım arasında yoktu ama mutfaktan bir şeyler kullanacağım dedim. Elma ise bir tanesini falan kullanmana izin veririm. Elmayı kullanmayacağım, bunu kullanacağım. Benim geçen günden kalma kekim vardı. Karamel yanarsa var ya biteriz. Şöyle yapsak. Evet, pudingimiz de gelsin. Son 8 dakika 55 saniye. Ah, yanıyor. Hocam sen benimle pazarlık yaparken tereyağını için dediğin gibi geldi bana şu anda. Evet. Ah, tereyağsız biliyorsun ben çalışamıyorum. Evet. Evet, biraz dökelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Oh. Kapatalım bunu. Nerede? Kaç dakikan var? Son 6 dakika 48 saniye. Şimdi yanıyoruz. Nereye attın? Dikkat hocam, yakma kendini. Yaktım valla. Bana yardım ederken kendini yakma. Oh. Ferhat, son 6 dakikan. Son 6 dakika. Buram buram karamel koktu, yemek kom mutfağı. Hindistan cevizli çikolata. Gerçekten açması 10 dakika sürer görüşüne biraz katılıyorum. Çok mu acımasız oldum acaba? Ha oğlum, kaç dakika var? Sadece 5 dakika var Ferhat. Hadi gelin siz benimle gelin. Marshmallow'ları kullanacak mısın? Kullanacağım. Bir kat daha puding geldi. Bunu bol bol kaşıklarsınız artık. Var ya, yani beni yaktın. Ferhat, şu büyük tabağı 3 yıl önce bir çekim için aldık. O günden beri ilk kullanan sensin. Tebrik ediyorum canı gönülden. Parti benim işim. Marshmallowlu karamelli popcorn. Yemek mutfağında parti zamanı gerçekten. Son 3 dakika 30 saniye. 3 dakika olmaz. Siz böyle gel. Dizi tabağı diyebilir miyiz adına? Evet. Sınırsız atıştırmalık ya. Evet. Evet. Şimdi geldik mi işin zor kısmına? Şimdi. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Başka bir şey yapacaktım ben ona ama. Bunu böyle tabana süreceğiz. Muzları da koyduk. Son 2,5 dakika. Hop. Puding ona da geliyor. Bunu dondurabilirsin. Şuradan, hadi bir kıyak daha geçeyim sana. Hindistan cevizi. Hindistan cevizini de ekleyeyim. Ben bitirdim. Bu kadar. 3 tane diyorsun. 3 tane tatlı daha ne yapacağım? Ama şöyle bir şey yapabilirim. Yani bunlar okey midir senin için? 1 dakika 55 saniyen var, yoksa başka bir şey şunlar daha mı yapacak? Bunlar okey mi senin için? Bunlar okey. Tamam. Tamamsa ben şimdi elim boş gitme. Sana bir tane tuzlu yetiştireyim. Yalnız arkadaşının evini sakın böyle dağıtma, tamam mı? Şefim sayesinde ne yapacağımı bildiğim için o kadar sıkıntı yapacağımı sanmıyorum. Ama tuzlularla açıkçası dedim tatlı başladım tatlı gidersin. Vakit kalmadı dedim tuzluya ama 1 dakika 12 saniye kala bastırdı Ferhat. Son 1 dakika. Oh, başka. Kestik. Enini kesmesine rağmen devam eden koca yürekli şef. Hep senin için ama haftaya bunların hepsini ucuna alacağım. Teneke güzel kesiyor arkadaşlar, dikkat edin. Evet, bitiriyorum. Son 15 saniye. Artık yeter, ben bittim, siz de bitin artık. Evet, tuzlu da tamam. Sana 3 tatlı bir tuzlu. Cık.
7 saniye kala bir tuzlu, 3 tatlı atıştırmalık. Aynen. Gerçekten benim arkadaşlar çok sevecek bunları diye tahmin etmeden önce tadına bakmam lazım. Neyse ki artık bedelini ödedin. Bedelini artık bir sonraki bölümde ödeyeceğin için sıkıntı yok ki. Bol bol rahat rahat tadına bakabilirsin. Mutluyuz. Birazcık kan kaybettik ama sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Çat kapı için aynen. Kan kaybettin. Dilersen şu hızlıca yaptığın cipslerden bir başlayalım. Merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi eminim ki her şeyi karıştırdı yorumları olacak altta ama ben önce bir görmek istiyorum kendim. Arkadaş grubuma yapmadan önce. Bakalım bakalım. Şöyle. Patron ve diğer panoyla da aynı anda olmak istiyorum. Şimdi iki farklı kıtır katman oldu. Bir cips, bir popcorn. Aynen. Arada acı, ketçap sos gibi. Kaşar sevmeyen koymaya da bilir herhalde. Tabii canım, ben şu anda açtım dolabı, elime ne geldiyse bir dakika verdin yani. Ne tutturduysam onu koydum üstüne. Ben şunun şuradan bir tadına bakayım. Bakalım bakalım. Neyse ben bunun için fikrimi söylemeyeceğim. Sen ya öyle söyle. İlk bunu vermen biraz şüphe uyandırdı bende. Bir de bunu şöyle denen. Bir şey var. Bunun başlangıcı aslında ben kafamda böyle bir bisküvi topları yaparım diye bir şey vardı. Ama portakal suyunun orada bir dengesini kaçırdığımız anlamda. Alttan anlamayacak. Daldırıyorum bu arada. Alttan daldır ama geliyor. Sen şöyle söyleyeyim. Görüntüsü yanıltıcı olabilir. Tadı çok efsane. Biraz büyük bir lokma yaptım, farkındayım. İnan bana en az 2-3 çeşit kullandığım bisküviden hani tatlarını bildiğim için piyasadaki evet. Bilinen bisküviler bunlar. İkisinin tadını alıyorum. Güzel güzel. Birisi güme gitmiş. Şimdi şu büyük parçayı sona bırakacağım. Yalnız bu da çok efsane oldu ya. Şu elmalara süt sıçratmasaydım bunu görmeyecektim. Şöyle dipten alıyorum. Oo. Alalım alalım. Büyük kaseyi. 40 yıllık mutfak dekorunu aldın. Tam böyle var ya, dizi başlayınca ilk 10 dakikada falan bu aranızda biter ha, ben söyleyeyim. Valla 5-6 arkadaş buna kaşık da aldıracak söyleyeyim. 10 dakika sürmez onun bitmesi. Bakalım tadına. Bu modern aşure ya. Modern zamanlar aşuresi. Aşure yani evet. İçerisinde tabii birçok malzeme var. Aşure demeni oradan anlıyorum. Yoksa böyle karmaşık kötü bir şey demeye çalışmadığını düşünüyorum. Bu arada aşure en sevdiğim tatlılardan. Ha iyi. Çünkü ben de aşureyi çok severim. Laf da söyletmem. Heh tamam. Şimdi anlaştık. Çünkü bazen aşure... Modern zamanlar aşuresi dedim zaten. Aşure yanlış kullanıyoruz. Ben de bayılırım çünkü. Sen onu yerken ben şuradan tırtıklayayım. Yani kekin çok şey kattığını gizleyemeyeceğim. Ama puding ve şu gofretlerin uyumu şahane olmuş. Her akşam yaparım yani, illa yeni sezon diziye falan başlamaya gerek yok. Bence en favorin şu sondaki olacak. Neyse bitirmeden tamam. Sana vereyim. Evet. Bakalım bakalım. Bak, özellikle bakalım. En karamelli yerini arıyorum Ferhat. Bak onlar böyle birleşik, daha böyle çıtırtıyı hissedeceksin. Hafiften kır onu böyle. Nasıl o his? Çok güzel değil mi? Evet, ASMR videosu gibi. Şöyle geliyorsunuz. Ne diyorsun? Bu sonuncusu bomba değil mi? Tam böyle ortadan daldır daldır eli çek. Diziler yayınlanıyor, diziler bitiyor. Buluşuyoruz, topluluk olarak izliyoruz. Şöyle ortamı şenlendirerek izlemek çok daha keyifli olur. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bunları hafta sonu birebir uygulamaya çalışacağım. Yani uygulayamazsan arayabilirsin. Numaram var sende. Bu bölüm yayınlanmış olacak yalnız tabii ben bunları yaptığımda ama izleyicilerimiz de denesinler, yorumlarını bıraksınlar. Bakalım onlar TV önünde dizi izlerken ne atıştırmalıklar yapıyorlar, yazsınlar bize. Bu arada seyircilerimizden benim de bir isteğim var. Öncelikle abone olmanız. Bunda anlaştık ama bir sonraki bölümde burada dış sesi ağırlayacağız. Ne yapmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Belki işlerinden bir tanesini seçeriz. O zaman kapatalım mı? Kapatalım. O zaman bir sonraki bölümde seninle birlikte görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.